Peki devam edelim. Şeyma Subaşı'ya mutluluklar diliyoruz. Zaten Bülent çok Sertaş. Mutlu. Ha, zaten çok mutlu. Çok mutlu. Bülent Sertaş'la devam ediyoruz. Mutlu bir kadından mutsuz bir adama mı geçeceğiz acaba? Ne söyleyecek? Bülent Sertaş'ın abisi Yalçın Sertaş biliyorsunuz programımızda kendisiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Kardeşi için demişti ki iki elim yakasında olacak. Ona hakkımı helal etmiyorum. Bülent Sertaş cevap vermiş. Öncelikle evet. Çok doğru, çok güzel bir açıklama yapmış. O benim abimdir, başımın tacıdır demiş. Saygıda kusur etmemiş ama telefonlarında da çıksa iyi olur. Çok akıllı bir cevap vermiş. Yani işi tam anlamıyla kapatacak bir cevap vermiş. Şimdi başka bir şey söylese Yalçın Bey yine cevap verecek. Yine cevap verilecek. Bence biraz böyle teknik düşünmüş ve akıllı bir cevap vermiş. Ama çok da saygılı olmuş. Gerçekten onun abisi. Ama bu saygıdaysak ve bu gerçekten paraya bu kadar önem vermiyorsak. Yalçın Bey söylediği şeyler... Beni hastane odasında bırakıp gitti dedi. Beni en çok etkileyen oydu. Ev sözü vermiş, almamış. Bunlar tabii beni canım, hiç, beni de beni hiç bağlamıyor. Aynen. Yani vermek almak da zorunda değil aynı zamanda ama hastanede ölüm döşeğinde beni bırakıp gitti demesi beni çok canımı sıkmıştı ve acıtmıştı. Bunun sebebinin de para olduğunu söylemişti. Aslında biz orada mevzuya girmek orada zorunda takıldık kalmıştık. Biz orada takılmıştık. Yoksa Yalçın Bey'in ev istemesi bizi çok bağlamadı. Ama bu söylediği söylem ben bu hayatta en değer vermediğim şey para diyor. Peki Yalçın Bey'in dediği her şey doğru mu? İşte onu bilmiyoruz. Ama bunu da çıkıp demez misin? Demeyebilirsin. Sonuçta abimdir. Hani ailedendir. Rezil olabiliriz diye düşünürsün ve cevap vermeyebilirsin. Ama söylediği şeyler Bülent Sertaş'ı tam anlamıyla prestijini bitirecekti sözlerde. Yani ne demek abiyi bırakmak ya ölüm döşeğinde? Ya ben Bülent Abi Sertaş'ın değil, böyle başka birisi bir olduğunu düşünemiyorum. Tanıdığını bırakmazsın yani. Bülent kimseye Sertaş'ın da bırakmazsın. Hani biz nasıl tanırız? Çok neşelidir, pamuk Babacandır. gibidir, babacandır. Dışarıdan görüntüsü öyledir Bülent Sertaş'ın. Evet. Hepimiz için. O cümlede hepimiz sarsıldık. Bir Allah Allah soru dedik. İşareti değil İnsan mi? İnsan tanıdığını bırakmaz hastane odasında. Arkadaşını bırakmaz. Kardeşinden, abisinden bahsediyoruz ki yıllarca onu bir yere getirmiş. Ama cevap çok güzel, çok yerinde. O benim abimdir Evet. ve büyüğümdür diyor. Noktayı koymuş bence o konuda. Bir de hanımefendi var eşi. Eşinin hemen mesela cimri midir? Cimri misiniz sorusuna eşi önce cevap veriyor. Asla diyor. Ya zaten bir adamın cimri olup olmadığını eşi bilir. Tabii. Değil mi? En yakın kişisi eşidir. O bilir ya da işte kız arkadaşı, nişanlısı bilir. Ama verdiği tepki yani öyle bir tepki veriyor ki yani bu söylenen ikinci soruyu anlıyoruz. Gelecek soruyu anlıyoruz. Hayatta en değer vermediğim şey para diyor. Biz cimri değiliz. Hani söylenen her şey yalan demek istiyor aslında burada. Yani abisinde şöyle açıklamaları vardı. 38 senede sadece 100 bin TL desteği oldu diyordu. Ben onun hayatını kurtardım, çok kurtardım. Bana evin kralını alacağım, sana lokanta açacağım derdi. Benim durumum çok iyiydi, şimdi de iyi. Benim bir şeye ihtiyacım yok ama inat üzerine istiyorum diyor. Bir inat yaptım diyor. Yok, olmaz. Abisi de öyle bir inat yapmıştı. Para da kolay kazanılan bir şey değil. Yani Yalçın Bey o zaman da söyledik. Hani kim bilir ne tür bir gideri vardır, nasıl bir hayat tarzı vardır. Verdiği sözleri bazen insanlar elinde olmayan sebeplerden tutamayabilir. Dediğim gibi bunlar beni hiç bağlamıyor ama sağlık konusunda size böyle bir hata yaptıysa vicdanen ben onu sorgularım. Tabii. Ama maddi Ama olarak ben böyle bir şey sorgularım. Maddiyatta da şunu ben derim. Yani insanın kendi ailesini kurmadan evvel verilen sözler de bilmiyorum geçerli olmayabilir kimi zaman. Neden? Doğru. Şimdi çoluğun çocuğun oluyor, onların okul masrafı, öngöremiyorsun o masrafı. Evet, öngöremiyorsun ve öncelikle kendi evlatların oluyor tabii ki doğal olarak. Tabii. Ve çok da herkes böyle her gün ekstraya giden birisi değil Bülent Sertaş da şimdi açık konuşmak gerekirse. Yani ben şu an en çok ekstraya giden isimleri sayacak olursam Serkan Kaya. Rain Man. Hakan Altun. Evet. Gerçekten öyle. Bak Serkan Kaya, Hakan Altun, Berkay. Berkay. Her gün ekstrası yani doğru. Haftanın 4-5 günü ekstrası olan isimler ve iyi yerlere çıkanlar. Yıldız böyle Tilbe. Şey uyduruk yerlerden bahsetmiyorum. Doğru, doğru. Uyduruk yere gidersin, dersin ki playback yapacağım dersin. Arkada bir tane DJ çıkar, gene çıkarsın. Bedavaya da çıkarsın. Ve ama o gün... onlar hem iyi yerlere çıkıyor. Yıldız Tilbe de dahil Evet olmak öyle. üzere çok haklısın. Ve hem de çok fazla ekstrası olan isimler, Ama çok para orada yok kazanan mesela. isimler. Bülent Sertaş'ın bir Yalçın Bey buradayken bakmıştık ekstrasında bir hafta sonra Ankara'da bir yerde çıkacaktı. Hı-hı. Öncesinde baya baya yoktu. Yani Evet. çok zamanında çok para kazanmış olsa dahi evlatlarının giderlerini öngörmeyebilirsin. Tabii. Beni Mustafa Topaloğlu aradı dün. Evet biliyorum. Mustafa abi 9 Mart'ta bir yerde sahne alacakmış. Ben onu paylaşacağım sayfamda.
Ece dedi ya, çok zorluyorlar beni ya dedi. Neyi? Sahne al diye çok zorluyorlarmış. Çok tatlı. Evet yani uzun zamandır da yokum. Ne diyorsun dedi. Tabii dedim yani biz dedim yanındayız Mustafa abi dedim. Gideriz de ekipçe. Çok da severiz Mustafa Topaloğlu. Nerede çıkıyormuş acaba? Çok İstanbul'da önemli mı? Bir isimdir evet. Ve İstanbul'da çıkıyor. Onu da paylaşacağım. Tamam. O da mesela yıllar sonra ilk kez sahne alacak. Evet ben mesela Çağla çok severim. Biliyorsun bir kötü bir sağlık problemi yaşamıştı. Evet. Ve hemen bizimle paylaşmışlardı. Biz de tabii ki sizi paylaşırız evet. Mustafa abiciğim. Sevgilerimizi alıyoruz.